Baba da telefonda. Efendim merhabalar tekrar. Merhabalar, kolay gelsin. İyi Teşekkür yayınlar. ederim. Gürkan Bey, yani kızınızın zenginlikten kastı neydi sizce? Hani diyorsunuz ya daha zengin bir hayat. Çok şükür eksiğiniz yokmuş yani gayet. Hanımefendi. Şimdi zenginlikten kastım derken yani şöyle. Ben onun ağzından çıkan kelimelere karşılık. Yani böyle bir hayali, böyle bir düşüncesi, böyle bir düşünce içerisinde bu çocuk. O an için böyle bir düşünce içerisindeydi. Fakat ben kendisine şunu anlatıyordum. Yani zengin olmak veya zengin görünmek çok kolay bir şey değil. Bunun için çok büyük mücadeleler etmen lazım. Bir de senin yaşın müsait değil böyle bir şey için. Bunun farkında ama hani o çocukta şöyle bir takıntı vardı mesela. Karşısında bir farklı bir hayat yaşayan bir insanı gördüğü zaman onu kafasına çok büyütüyordu. Evet. Bu nasıl yaşıyor böyle? Bu nasıl bu hale geldi? Hani bunların düşüncesine giriyordu bu çocuk. Yani sizden mesela yerine getiremeyeceğiniz talepleri var mıydı? Çok pahalı Yani çantalar, şöyle bir çok şey pahalı söyleyeyim ayakkabılar. kısacık. Hani bizden büyük bir talepleri yoktu. Talebi yoktu yani bizden. Hani ben şöyle bir mesela atıyorum bir araba istiyorum mesela veya böyle bir para harcamak istiyorum, böyle bir eşya almak istiyorum veya bir ev tutmak istiyorum. Böyle bir şeyi yok. Sadece etrafında görmüş olduğu, onun görmek istediği insanları görüp onları kafasında büyütüyordu. Hani öyle bir hayatı özenme. Ha mesela ağzından birkaç seferde duydum. Ben duymadım da arkadaşlarımdan mesela bana geldi şimdi. İşte tek başına yaşama, tek başına istediği gibi istediği saatte gitsin gelsin. Böyle bu tip bir düşünceleri vardı çocuğun. Şimdi kızınızın nerede olabileceğini tahmin ediyorsunuz. Yani parasız, pulsuz Ben bu 20 şöyle günü düşünüyorum, 20 hocalarıyla da günü biraz önce nasıl görüştüm. geçirdiğini Arayanlar düşünüyorsunuz? beni çok oluyor. Benim düşündüğümle aynı düşünüyoruz biz karşıda. Çünkü çocuğu tanıyan kişiler bunlar. Hepsinin yaşı büyük. Hepsi onun yanında zaman geçirmiş insanlar. Bu kendi grubundan birkaç arkadaşının yanına gitti ve şu anda çıkmıyor. Hatta biraz önce hocasıyla da görüştüm. Kendisi de aynen şunu söyledi. Bu yayına bağlananların hepsine dedi gülüyorum. Bu çocuk bizim elimizde dedi yıllarca kaldı. Benim dedi düşüncem bana söyledi. Bu çocuk dedi kendi gitti bakın dedi kendi de çıkıp gelecek. Ha biraz dedi gezecek veya bir yerlerde takılıp geri gelecek. Ha çocuğu tanıyanlar bunu söylüyor. Tamam ama o gittiği yer neresi ise güvenli değil, nasıl dönecek, dönebilecek mi? Yani bütün bunlar ama bir soru işareti yani. Şimdi bakın ben burada İzmir'de birçok yeri araştırıyorum, birçok yere gidip geliyorum, duyumlar alıyorum, onlara gidiyorum, polis arkadaşlarla beraber sürekli irtibat içerisindeyiz şu anda. Evet. Mesela elle tutulur hiçbir şey yok. Bize çok duyum geldi. Biz bu yayına bağlanmadan önce veya çevremizin daha haberi olmadan önce mesela biz çok araştırmalar, çok yerlere girdik, çıktık. Ama bize söylenenlerin hepsi, bak bize anlatılanların hepsi asılsız çıktı. Hani ben resim gösteriyorum, birine gönderiyorum, o birine gönderiyor, bana telefon geliyor. Ben bu kızı diyor burada gördüm diyor. Yanına gidiyoruz, bak kesin gördüm mü? Evet diyor ben bunu burada gördüm. Hadi biz gidiyoruz oraya ama öyle bir şey yok. Gökhan, Bu tür karışıklıklar maalesef olabiliyor. şimdi Benzetebiliyorlar. aynen, Evet. aynen o Hocam şekilde. buyurun. Ben Gürkan Bey sürekli kullandığı bir bilgisayarı var mıydı kızınızın? yok. Yok. Bir tane Yani tablet vardı. bir buradan girdiği bir takım işte sosyal siteler, çeşitli insanlarla konuşabileceği bilgisayar üstünden siteler varsa bunların bir araştırılması gerekir. Yani Şimdi yapıldı mı bu? bakın Hani bu artık ben günümüzde yapılabilen bir şey. tabii ki ben şöyle söyleyeyim. Evde ekstra bir bilgisayar, ikinci, üçüncü bilgisayar yok. Elinin altında olan bir bilgisayar da yok. Sadece bizim telefonlarımız vardı. Kendi kullanmış olduğumuz bir tane de tablet vardı. Hatta ufak kardeşi onu kullanıyor. Mümkün olduğu kadar da eline aldığı zaman takip içerisindeydik. Hani ne yapıyor? Göz ucuyla böyle bakardık yani ne yapıyor, ne Ama ediyor diye. şimdiki gençler öyle bir geliştirmiş durumda ne ki bu yiyor, işi ne göz içiyor? ucuyla takip edilemiyor. Yani sizin de onun Yani kadar bilgi şimdi sahibi olmanız gerekiyor. bu çocuğun kapasitesi çok yüksekti o konuda. Hani anında mesela bir dakika içerisinde e-posta hani bu e-posta yapıyorlar ya çakma İstediniz. e-postalar diyorlar. Bir dakika sürmüyordu bana açıp elime vermesi. Çok iyiydi.
Deryan bir şey yani söyleyecek. Bir dakika sürmüyordu ilanı yayınlaması, başka telefonlar kullanıp. O mesela baba diyordu, gençler onlara çok hakimler zaten. Evet. Yani, çok hakim. Evet yani çok 10 hakim. Yaşındaki çocuk da yapıyor aynı şeyi. Biz Instagram hesaplarımızda hani Azra'dan bir mesaj gelecek mi? Bir telefon bulabilir. Hani bir yerde de tutuluyorsa yerde. Çünkü çok zeki bir çocuk Azra. Yazabilir kaşla göz arasında halledebilir diye. Engelleme listesine baktığımda bende hiçbir şey yok. Babasının Instagram'ını açtığımda engelleme listesinde bir tek Mahir'i engellemişti. Aa. Evet. Direkt bunu hemen polisle paylaştık. Biz Mahir'i bu şekilde çözmeye başladık. İşte Mario adlı şahıs. Direkt bir şöyle kişi, bir şey söyleyebilir miyim? O engelliydi. Buyurun. Ben bu çocuğu yaklaşık 2018 Kasım ayından hani okuldan aldığımız tarih. Kendimiz zorla değil ama biz çocuğun kendi isteği dahilinde biz bu çocuğu aldık. Evet. Ben ona iki yol çizdim. İstersen evimize çok yakın liseye seni aldırayım. İstiyorsan açıktan girip lise diplomanı alabilirsin. Gürkan Bey çok özür dilerim. Bir ihbar almamız gerekiyormuş. Tamam. Çok önemli olabilir. Tamam. O yüzden alıyorum hemen. Alo. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun efendim. Ben beklemekteyim. Buyurun şu an yayını aldım sizi. Azra ile ilgili bir ihbarda bulunacağınız söylendi. Evet, hani görmüşüm diye. İyi günler. İyi günler. Nerede gördünüz? Yeşildere'de. Yeşildere'de. Evet, 19 Mayıs'ta gördüm. Konağa bağlı. Ne zaman gördünüz? Ben 19 Mayıs'ta gördüm onu. 19 Mayıs evet. Gelmedi daha. 19 Mart'ta mı diyorsunuz? Hay 19 Yeşildere konağa bağlı burası. O kız ben gece yarısı saat 3'te gördüm. Ha, 19 Mayıs mahallesi diye bir yer mi var orada? Bilmiyoruz. Hayır. Ne peki anlamadım. 19 Mayıs diye bir şey yok daha Mart'tayız. Ya hayır mahallenin ismi bu geçiyor. Onu mu diyorum hayır diyorsunuz. Evet mahallenin ismi bizim kaldığımız mahallenin ismi 19 Mayıs geçiyor. Yeşildere. Ne zaman gördünüz? Bundan önce 4 gün müydü 5 gün müydü akşam. Nasıl gördünüz onu? Ne yapıyordu? Bak çanta vardı kolunda. Bir tane pet şişe var. Ben perdenin arkasında gece yarısıydı. Konuşuyordu böyle hızlıca. Telefonla birisiyle böyle konuşuyordu. Sanki böyle bilmiyorum. Ben dedim hani bu aklı bir şeyler mi içmişler bu kızlar. Ben böyle baktım camdan. Peki gece yarısı karanlıkta nasıl tanıdınız onu? Hayır bizim mahalle aydınlık biliyor musun? Işıklar var. Hı. Camdan baktım. Camdan saçlıydı. Siyah saçlıydı. Yanında bir kız daha vardı. Nasıl bir kızdı tarif edebilir misiniz? O da onun gibi siyahtı. Ben onlara da fazla bakmadım. Bak, o önde yürüyordu. Telefonla konuşan oydu. Elindeki şişe su şişesi miydi başka bir şişe miydi? Yok pet şişe suydu. Suydu çok su içerdi. Peki o taraf size yakın bir yer mi? Ya da gidip geldiği bir semt mi bilmediğiniz? Hayır. Çok ters bir yer. Ters bir yer. Evet. İlk defa ben bu kızı burada görüyorum biliyor musun? İlk defa. Peki televizyonda görünce o olduğunu mu anladınız? Evet. Televizyonda yanındaki görünce... kızı da bize tarif edebilir misin? Nasıl? Yanındaki kıza ben bakmadım. O da onun boyu... Bak şimdi bu kızın yüzü tek çıkıyor ama fazla boyu uzun değil değil mi? Efendim? Bu fotoğrafı çıkan kızın fazla boyu uzun değildi. 1.64 falan. Evet fazla uzun değildi böyle... Zayıf da değil, kilolu da değildi. Hayır. Kırk saçlıydı. Hayır, çok zayıf, zayıf bir çocuk. Çok zayıf. Çok zayıf. Çok mu zayıf? Çok zayıf. Çok zayıfmış. Yani benzetmiş olabilirsiniz. Yine de ben size teşekkür ederim. Hayır ama ben saçından tanıdım bir de yüzünden. Anladım. Yüzünden. Yani doğrudur. Çok teşekkür ediyorum. Peki annesine söyleyin ki siyah mont mu vardı üstünde? Hayır mont giyinmemişti ama... Yok böyle normal şey. Ama yani değil. 20 gündür ne giyeceğini bilemeyiz. Evden çıkarken eşofmanlarıyla çıkmış. Valla şimdi ben annesine çok üzüldüm o yüzden dedim %100 o kızdır ya. Çok sağ olun efendim. Çok yine de bakarız ederim. O taraflara da tabii ki bakarız. Yeşil ova mı dedi? Bak onun yanında bir kız vardı bak onun boyunda onun şeyindeydi biliyor musunuz? Biraz o kızı değil. Bize tarif edebilir misin? Ha? O kızı da bize biraz tarif edebilir misin? Ya o kız da onun gibiydi. Aynı ona benziyordu ya. İkisi de saçları küttü biliyor musun? Anladım. Peki efendim teşekkür ediyorum. Galiba bir ihbar daha var aslında. Onu da alalım. Alo. Alo. Merhaba efendim.
Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim efendim. Siz de Azra'yı gördüğünüzü düşünüyormuşsunuz galiba. Evet, yani ben bir anda gördüm. Şöyle ki, ben Eşrafpaşa'da oturuyorum, konağa yakın. Böyle marketten çıkmıştım. 2,5-3 saatleri arasında yanında bir bayanla beraber. Bu bayanla beraber yani böyle bir rahat bir tavırları vardı. O yüzden zaten ilgimi çektiler. Gülüşerek konuşmalar falan. Öbür bayan daha olgundu yalnız. Tahminen 30 yaşlarında. Ben 45 yaşındayım. Yani karşıdaki bayanın 30-32 yaşında tam olduğunu söyleyebilirim. Ama o kız onu dinliyordu devamlı. Beraber yürüyerek geçtiler. Ben arkalarından bile öyle baktım. Birinde mini etek, birinde tayt vardı. Yani bu Azra kızımızda tayt, öteki Azra, bayanda evet, da mini etek vardı. Çok fazla tayt giyer, sporcu olduğu için kotla falan rahat edemez, sürekli hep tayt. Ayakkabısına dikkat ettiniz mi hanımefendi, taytın altına hangi ayakkabıyı giymişti? Vallahi tam o kadar bakamadım çünkü bir an gördüm, ekmek aldım, çıktım markette tam karşımda. Bir iki saniye durdular, durmadılar. Bayanın elinde telefon, bir şeylere randevu verer gibi konuşuyordu. Gülüşerek Azra'ya hareketler, böyle el hareketleri yapıyordu. Sonra ben geçtim, tabii ki onlar da geçtiler, gittiler. Ne zaman oldu efendim bu? Yani ben annesine çok üzüldüm. Ben de İzmirliyim, benim de genç çocuklarım var. Yani gerçekten bu gençler çok rahatlar. Evet. Efendim ne çok zaman üzüldüm. Görmüştünüz? Ya bir iki salı günü 2,5-3 civarı. Çünkü çocuğum o saatte geliyor benim, ben ekmek almaya iniyorum. Peki Derya Hanım, hanımefendinin gördüğünü düşündüğü yer çok merkezi bir yer bildiğim kadarıyla. Evet, Eşrafpaşa Arap Camisi. Biz merkezde oturuyoruz zaten, hemen aşağıda. Evet. İsim vereceğim, marketler var, büyük marketlerimiz. Yani bir kameralarına. Tabii baktırırız, hanımefendiden daha detaylı tarif alırız da. Asıl şu, eğer kaçtınızsa o kadar merkezi çat diye sizinle, babasıyla, bir arkadaşla, akrabayla karşılaşmayacağı bir yer mi orası? Evet. Karşılaşmayacağı bir yer. Ha, öyle mi? Size çok ters bir yer. Biz Karşıyaka tarafındayız, onlar Konak tarafında. Ha, yani sizi orada görme ya da bir akrabayı görme ihtimali yok. Hayır, vapurla geçmek zorundayız hani o tarafa. Öyle mi? Evet. Anladım. Ama bayanın söylediği tayt falan. Şimdi gençler çok tayt giyiyorlar, evet. Tabii. O sadece tek başına bir ölçü değil ama bize biraz boyunu, posunu, kilosunu tarif eder misiniz lütfen? Serap Hanımcığım, kızımız zayıftı. Yanındaki bayan balık etliydi. Zaten ben bir an gördüm, geçtim. İlgimi sadece böyle çok, yani yanındaki bayanla beraber kakırtmaları, yani normalde gündüz vakti öyle şeyler görmüyoruz. Ama akşam üzerinden sonra böyle şeyler görüyoruz sokaklarımızda. Ama bu bayanın kakırdamaları, böyle etrafa bakarak gülüş ve kahkahaları benim dikkatimi çektiği için ben bir an baktım. Yani sonra geçtim, bilemem. Yani kadını nasıl tarif ediyorsunuz? Hani kadını esmer. Esmer, çünkü ona çok dikkat baktım. Daha doğrusu şöyle, ben saçları uzun kısa, hani diğer Azra'nın yanında olan. Azra'nın yanında olan bayan esmer. İnce saçları arkaya doğruydu. Örgül mü tam topuz mu bilmiyorum. Arkaya doğruydu. Esmer, kırmızı ruj vardı. Kadın 30 yaşlarında, esmer bir bayan, etine dolgun. Peki yani efendim. Bu kadar. Peki efendim. Evet. Ben size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok İnşallah teşekkür ederim. Bulur. İnşallah bir faydası olur bütün bunların. İnşallah. Hepsine baktıracağız. Merak etmeyin. Ama bu arada Azra'nın dün bağlanan arkadaşı, işte Fırat diye bir çocuk vardı, okul çıkışına geliyordu. Azra ondan çok ürküyordu, korkuyordu dediği, sonradan güvenlik elemanı olarak mekanlarda çalıştığını öğrendiğimiz Fırat isimli birinden bahsedildi, biliyorsunuz. Biz de Fırat'ı bulduk ve bir röportaj yaptık. İşte Fırat'ın söyledikleri. 9 Mart Cumartesi gününden bu yana kayıp olan 16 yaşındaki Azra Özdemir'in okul arkadaşı dikkatleri Fırat isimli bir gence çekti. Fırat, Azra'yı tehdit ediyordu. Ben Azra'nın sınıf arkadaşıyım. Okul dışından bir Fırat diye bir çocuk vardı. Hani sürekli sık sık bahsediyordu bundan. Böyle korktuğunu iddia ediyordu. Okul dışına çıkamıyordu. Allah Allah. Ne gibi tehdit ediyor mu? Bu konu hakkında bilmiyorum. Ne söylediğini bilmiyorum Azra. Hani Azra'nın daha öncesinden erkek arkadaşıymış. Öyle anlatıyordu bize. Daha önceden ilişkileri varmış. Hani sevgililermiş. Fırat ismini duydunuz mu Derya? Evet, duydum. Kaslı, iri yapılı, esmer. Evet. Böyle bir çocuk. Şimdi yani fotoğrafları da var zaten. Yani şimdi Fırat.
bir yerde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir çocuk, Azra lisede okuyan bir öğrenci, niye birbirlerinin sosyal medya hesaplarındalar, niye takip ediyorlar, niye bir nasıl görüşme ve sizi nasıl tanışmışlar, niye sizi görünce elinizi öpüyor? Yayınımızdan hemen sonra harekete geçen ekibimiz hakkındaki iddiaları cevaplaması için Fırat'a ulaştı. Azra ile biz okulun ilk başladığı zamanlar, okula başladığı zamanlar kafede unlu mavilerde tanışmıştık. Öyle bir konuşmamız oldu. Yani sonra bir hafta kadar falan görüştük. Başka da hiçbir şekilde biz o süre zarfından sonra görüşmedik, muhatapta olmadık. Azra yalan konuşur muyum? Vallahi Azra'nın bana yalan konuştuğu birkaç konu oldu. Yani onları söylemeye de gerek yok. O da onun kendi tercihi tabii. Ama hiçbir şekilde hani ben Azra'dan şikayetim falan olmadı. Arkadaşı konusunda onu uyarıyordum. Peki Azra'nın nasıl bir çevresi var? Bunu az çok biliyor musun? O kadar tanımıyorum zaten Azra'yı. Hani o kadar görüşmedik biz uzun süre. Sadece aynı okuldan olduğu Yasem diye bir arkadaşı vardı. Ben Yasem'le konuşma diye sadece ona söylemiştim. Bu Yasem dediğiniz kızı hiç gördün mü? Gördüm onu. Okulun Azra'nın yanında gördüm, daha doğrusu okulun çıkışında. Azra'yı aylardır görmüyorum. En son Alsancak'ta gördüm. Bundan 4-5 ay önce mekana girmeye çalışıyordu. Mekan 18 yaşından altında alınmadığı için dışarı çıktı ve gitti. Yani hiçbir şekilde muhatap olmadı. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Ailesiyle ben konuştum, annesiyle sürekli konuşuyorduk. Hani ilk kaçışı değildi bu, hakkımda suçlama yapmışlar. Annesinin yüzü orada zaten. Azra ile benim 8 aydır, 9 aydır bir muhataplığım yok. Herhangi bir şey yapılacaksa her şeye hazırım. Ama bu tarz suçlamaları kabul etmiyorum. Benim evim, adresim, her şeyim belli. Hani merak eden, görmek isteyen buyursun gelsin. Azra Özdemir'in başına ne geldi? Bu arada ben Azra'ya da şunu da söylemek istiyorum. Yani sen ortaya çıkmadığın sürece belki de bu konuyla hiçbir alakası olmayan insanlar suçlanıyor. Evet. Ve onlara da yazık, günah. Bir an önce her ne yapıyorsan da ortaya çıkıp ben böyle böyle yaptım ama işte geldim demen lazım. Bu arada gelen ihbarların çoğu da aynı bölgeden. Ben çok bilmiyorum İzmir'i ama arkadaşlarımın söylediğine göre aynı lokasyonlardan bahsediyor. Evet, Alsancak, Bornova, Bayan'ın dediği yerler hep bağlantılı yerler. Ve size çok ters noktalar. Evet. Yanında da hep böyle hani 30'lu yaşlarda bir kadının varlığından bahsediyor. Hocamızın dediği gibi. Evet. Derya Hanım, bence belki sizi dinliyorsa şöyle seslenmenizde fayda olabilir. Kızım, biz seni tedaviye yönlendirmeyeceğiz. Tedavi olacak bir durumun yok. Biz seni nasıl hissediyorsan, nasılsan öyle seviyoruz. Evet. Yani o tedavi olacak bir durum yok gibi geliyor. O farklı bir şey gibi geliyor bana. Anladım. Azra'cığım, lütfen anneciğim. Yani tedavi olmak istemiyorsan da olmayabilirsin. Böyle bir şeye de ihtiyacın da olmayabilir. Lütfen anneciğim, bak. 20 gün artık dayanacak gücüm kalmadı. Rahatsızlığımı biliyorsun. Lütfen anneciğim, daha çok küçüksün. Lütfen çık ve gel. Bu arada tabii Azra'yı yanında tutan her kimse, hani Azra ortaya çıktığı andan itibaren o kişilerle de hakikaten kanun önünde hesaplaşmanız lazım. Kesinlikle. Zaten reşit olmayan bir kızı tutuyor. Bizim onlarla da şu an davamız var yani. O tutan insanlar varsa onlarla da bir meselemiz var bizim şu anda. Bir ihbar telefonu alıyorum hemen. Alo. Alo. Efendim, merhabalar. Merhabalar Sümer Hanım. Sizi dinliyorum. Galiba Azra ile ilgili sizin de bir ihbarınız olacakmış. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben pazartesi ve çarşamba günü. Evet. Azra'yı gördüm, eminim de. Siyah bir taytı vardı. Ufak tefek bir çocuk. Yani 45-42 kilo civarında. Evet. Artı saçları çok kirliydi. Akabinde gözlerinin altı bayağı çökmüştü. Sanırım uykusuz ve yorgundu ve çok büyük bir korku vardı gözlerinde. Sanırım okuldan birini bekliyor. Dışarıdan birilerini beklediğini düşünmüyorum. Ben de kendim öğretmenim. Evet efendim. Akabinde o bizim kızımız değil, okulun kızı değil. Mahallenin de kızı değil. Şu var, sanırım Azra baskı altında.
Efendim siz nerede? Konuşamadık kendisiyle. Nerede gördünüz tam olarak? Bu Yeşildere yolunda 19 Mayıs İlköğretim Okulu da var. 19 Mayıs mahallesi var. Aynı mahalleden bahsediyorsunuz biraz önceki hanımefendiyle. Evet, evet, İzmir'de. Peki ben şöyle anlıyorum hocam. Siz diyorsunuz ki biz tanırız mahallenin okulun çocuklarını. Tabii ki. Bu kız bizim okula ve muhite ait bir çocuk değildi. O yüzden mi dikkatinizi çekti? Tabii hem o yüzden. Evet. Sesinizi alamıyorum. Heh. Devam edin lütfen. Şimdi. Duyuyor musunuz beni? Ha, şimdi alıyorum sesinizi. Devam edin lütfen. Neden dikkatinizi çekti? Şimdi şöyle çekti? Dikkatimi ben farklı bir bakanlığa bağlı çalışıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı değilim ben. Aile ve Çalışma Bakanlığı'na bağlıyım ama sadece ismimi vermiyorum. Peki efendim lütfen alamıyorum. Devam edin. Yani neden bu çocuk ilginizi çekti sizin? Neden ilgimi çekti? Gözlerindeki korku. Ve sürekli okulun içine bakıyor olması, yani orada yarım saat, bir saat, 40 dakika zaman geçirmesi, yanına hiç kimse gelmedi. Kendisi de kimsenin yanına gitmedi ve hep dışarıda parmaklıklar arkasından okula bakıyor. Arada bir böyle sokağın başlarına doğru bakıyor. Yani ya okulun içinden birilerini bekliyor ya da dışarıdan birileri gelecek onun yanına. Çünkü okul, sürekli okulun önündeydi. Pazartesi ve çarşamba günü gördüm, kendim gördüm. Okul ismini verebiliyor muyuz? Hocam size sonra biz iletelim o okulun ismini. Tamam. Yayında vermesinler. Hızlı bir şekilde peki, kamera kayıtlarına bakılması gerekiyor. Evet. Peki. Yani 19 Mayıs mahallesinde sanırım onun buldu. Şimdi o muhite muhakkak hemen bir ekip göndereceğim. Yani zaten onun görüştüğü merak arkadaşları peki, sanırım o mahallede o taraflarda o kızın bir görüştüğü birileri var. Çünkü aşırı bakımsız kalmış. Evet. Aşırı bakımsız, uykusuz ve yorgun ve açıkçası birilerinin koruması altına girmek istiyor. Çıkmaz da. O zaman yani ya, okuldan onun psikolojisinin bozuk olduğunu düşünmüyorum ben. Sadece korku ve baskı altında kaldığı için. Hocam siz tanıyor musunuz yoksa Azra'yı? Ben Azra'yı tanımıyorum. Keşke tanıyor olsaydım bırakmazdım. Hayır yani öyle bir anlattınız ki sanki içinde bulunduğu durumu da biliyor ya da tahmin ediyormuş gibi. Şimdi acaba tanıyor musunuz dedi. Beden dili dedim. Okuması var. Yani çocuğun beden dili her şeyi anlatıyor. Anladım. Tabii ki. Çıkmazda ve dönemiyor. Tecrübelisiniz bu ama şimdi diyorsunuz ki ya okuldan çıkan birini bekliyordu ya da dışarıdan gelecek birisini bekliyordu. Evet mesela. Yani sanki orayı bir adres belirlemiş. Orayı bir adres belirlemiş. Onu ya oradan alıyorlar ya oradan gidiyor. Allah Allah. Bilemedim yani okul önleri de bazen tehlike arz ediyor biliyorsunuz. Orada bir takım şeyler de dönüyor. Şimdi sokak aklıma çocukları, madde kullanan çocuklar hepsi bizim bakanlığın koruması altında çocuklarımız. Evet efendim. Şimdi Azra'ya baktığımda Azra'nın beden dili aileden uzak, koruma altına girmesi gereken bir çocuk. Ve Azra'nın psikolojisinin bozuk olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Sadece baskı ve korku altında. Yani Azra kendi hocam peki yanına gidemez miydiniz? Yani kızım sen ne arıyorsun? Kimi bekliyorsun? Şu var hani çocuğa baktığımda o korku, o tepki ister istemez beni onu gözlemlemem gerekiyordu. Hı-hı. Polis. Keşke polisi aramış olabilseydiniz. Yani ben kayıp olabileceğini düşünmedim. Hani sıradan biri bir başka mahalleden ya da bir başka okuldan gelmiş olabilir diye düşündüm. Akabinde hani onu gözlemlemem gerekiyordu ki belki çocuk hani bir yaklaşımda bulunur, yardım isteyebilir. Anladım. Peki ama efendim. Ama yardım isteyecek bir çocuk değil. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki başka ihbarlar da var. Onları şu anda vaktim olmadığı için bağlayamıyorum ama genel olarak ihbarların çoğu İşte o muhitten geliyor, o çevreden hemen bir ekibim oraya gidiyor. Merak etmeyin, araştırmalarımıza oradan devam edeceğiz. Bir araya gidiyoruz şimdi. Evet, inşallah hafta sonu Azra'dan iyi bir haber alırız. Tabii ki diğer bütün konularla ilgili de bütün dileğim bu. İnşallah hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hafta başında iyi haberlerle gelmeyi umut ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevdikleriniz yanınızda olsun. Allah iyilerle karşılaştırsın. Pazartesi günü 13.30'da TV8 ekranlarında buluşalım efendim. Allah'a ısmarladık.